Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eş genel başkanı Sezai Temelli, önceki gün katıldığı bir televizyon programında yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarını diline doladı. Savunma sanayi için kaynak ayrılmasından rahatsız olan Temelli, teröre göz açtırmayan milli silahlarla ilgili İHA'lar, SİHA'lar, yok piyade tüfeği, sürekli bir silahlanmaya kaynak ayırma, diyerek skandal ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eş genel başkanı Sezai Temelli, önceki gün katıldığı bir televizyon programında yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarını diline doladı. Yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde bulunan İHA, SİHA'lar ve teslimatı beklenen S-400'ler PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi huzursuz etti. Türkiye kimin tehdidi altında, S-400'e ne gerek var, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan HDP'li Temelli, Türkiye'nin silahlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Türkiye'nin herhangi bir hava tehdidi altında olmadığını belirten Temelli, Türkiye'de ısrarla savaş politikası, inanılmaz bir silahlanma harcaması var, bakın S-400'ler. Türkiye'nin S-400'e nerede ihtiyacı var, biz hangi ülkenin hava tehdidi altındayız? Suriye'nin mi, Suriye perişan olmuş, ne hava tehdidi, kimin tehdidi altındayız, ifadelerini kullandı. Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü, yerli silahlardan da rahatsız, işte nükleer santraller, Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yok. Ama nükleer silahlanma için bugünden nükleer santrali ülkeye dayatıyorlar. Ya da işte İHA'lar, SİHA'lar, yok piyade tüfeği. Sürekli bir silahlanmaya kaynak ayırma, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama, ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz, Başkan Erdoğan teröristlere arka çıkan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı, Kılıçdaroğlu da, onlar mı bize saldıracak demişti. Bu sözlerle birlikte, Temelli ile Kılıçdaroğlu'nun söylem benzerliği dikkat çekti. Kılıçdaroğlu da, katıldığı bir televizyon programında, beka sorunu olmadığını belirterek, kim saldıracak bize, PKK, YPG'yi kastederek, onlar mı bize saldıracak demişti, yerli silahlar CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti.